Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz. Kız Hanife, bak o domatesleri soyarken lütfen dikkat et. Kayış gibi ağzıma böyle bir tuhaf bir şeyler geliyor. Yani o yüzden doğru soy, anladın mı? Hemen senin soyduğunu anlıyorum. Melike, vallahi canım böyle sulu köfte çekti ha. Akşama yapsana. Ne zamandır yemiyorum. Gerçi akşama da değil ya, şimdi yap. Hamur açıyorum yarın. Sonra aç Melike. Ben şimdi istiyorum. Ya sabır. Sabır. Adam olsun diye evlendirdiler. Buhran da çıktı başımıza. Allah sonumuzu hayır etsin. Hanife, hı. Hoş değil mi dedin? Evlilik sana çok yaradı dedim yarın. Kolay gelsin. Aa, burada mıydın hayatım sen? Ben de dışarı çıkacaktım, haber vermek için geldim. İnşallah gidişin olur da dönüşün olmaz Haruncuğum, inşallah. Ne yapıyorsun sen? Yoksa bana yemek mi yapıyorsun? He, yok. Tatlı yapacağım. Fare zehirli sufle. Yer misin? Bak sen. Ya karıcığım bana kendi elleriyle yemek hazırlıyor. Ben daha ne isterim ki anneciğim? Maşallah, maşallah. Eve geldiğimde o yemek hazır olmazsa başına gelecekleri senmiş. Ellerine sağlık karıcığım. Ben işlerimi halledip hemen dönüyorum. Un kullan yapışır yoksa bak. Haydi selametle. Hoşçakalın. Anne, ben o manyağı yemek falan yapmam. Kız, bunu duyurum senin elimde kalırsın. Ben seni bu konuğa geri sokabilmek için neler çektim biliyor musun? Şimdi sesini keseceksin, ben ne diyorsam onu yapacaksın, anladın? Ya bu da var ya, hiçbir şeyden anlamıyor ha. İki tane yumurta kır desen şurada kıramaz. El bebek gül bebek yetiştirdik ya, ne işe yaradıysa. Ha şunu bileydin Handan. Zevzeklik yapma Halife. Ne kadar yemek biliyorsan hepsini bunu öğreteceksin. Teker teker. Bu yarın her gün gelecek bu mutfakta sizinle beraber çalışacak. Anlaşıldı mı? Bir dakika anne. Ya ben kim? Yemek yapmak kim? Ben yapamam. Hem benim yapacak bir sürü işim var. Aa, ne işin var kızım? Hayır, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ya senin bu konuğa karıştırmaktan başka ne işin var acaba? Anne, ben hizmetçi değilim. Onlar hizmetçilerin işi, anladın? Değilsin. Sen bu konağın hizmetçisi bile değilsin. Şunlar var ya, onların yeri şu anda senden daha sağlam kızım. Onun için kıracaksın dizini, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Anladın? Haydi hanımlar, yarın size emanet. Eti sizin, kemiği benim. Haydi bakalım, kolay gelsin. Ay dur, kolonyamı da alayım. Haydi bakalım. Kız Yaren. Ne? Sarı, gel kız. Gel. Ne var Arife? Tak şunu. Geç şu tezgahın başına. Başla bakalım hamur karmaya. Ben bunu ölürüm de kullanmam, anladın mı? Ancak bunlar hizmetçilerin işi, benlik değil. Aferin benim güzel çocuğuma. Nasıl da el ele verip ablayı içeriye soktuk değil mi? Hatta herkesi hizaya soktuk. Sen doğunca da böyle ol, benim canımı ye. Bu da burayı su yoluna çevirdi ha. Dünürcüğüm, evinize ateş düşmüş. Vallahi çok kırıldım. Biz akrabayız ya. İyi gün düşmanı mıyız? İnsan bir haber verir. Duydum, koştum, geldim. Hastamız da yoktu ama... Gerçi bugünlerde hasta olsa da ziyaret pek makbul değil diyorlar. Kolonya? Ha, bul bul. Uf.
Allah, sıkıldım ha. Ne saçma bir şey. Benden bu kadar. Allah'ım yarabbim ya. Kız, Sinsirella, seni mutfağa mı tıktılar? Kız, eğitime mi çektin? İyi etmişsin. Ama ben sana bir şey diyeyim. Senin o Yunan heykeli bunu böyle köy çömleği gibi görürse almaz. Ay, bu da beni bilmeden konuşuyor. Geçti bacım o işler, geçti. Çoktan nikahları kıyıldı bile. Ne? Düğün yapmadınız mı? Koskoca Şadoğulları kızlarını bohça gibi mi verdi? Gerçi siz o düğün işlerini pek beceremiyorsunuz ya. Eksik olma Dünürüm, eksik olma. Darısı senin kızın başına inşallah. Reyhan için çok üzüldüm. Peki şimdi ne olacak? Öz babasına mı dönecek? Sultan Hanım. Reyhan'ın öz babası abimdir. Reyhan bizim kızımızdır. Önce bunu iyice bir belle. Sonra da eğer bu olayı canımızı acıtmak için kullanırsanız size bu dünyayı dar eder. Bunu da kulağına bir küpe yap. Ben burayı, dünyayı dar etmeye gelmedim. Hem geçmiş olsun demeye hem de sizi ikaz etmeye geldim. Sizin düşmanınız ben değilim. Sizin düşmanınız Azize ve Mira. Sen de bunu unutma. Benim hiçbir şeyi unuttuğum yok. Her şeyin farkındayım. Öyle mi? Peki. Azize Aslan Bey'in Reyhan'ın üvey olduğunu başından beri bildiğinin farkında mısınız? Ya ne diyorsun sen Sultan Hanım ya, ne alakası var? Madem Reyhan'ın üvey olduğunu biliyordu da ilk başta yarını neden istemedi? İşte ben de tam da onu diyorum. Azize bizi oyunlarına alet ederken her şeyin farkındaymış. Ben de yeni duydum, koştum geldim. Size ettiğimiz kötülüklerin karşılığı değil belki ama ikaz etmek istedim. Bizi Reyhan'ı istetmeye yolladığında bile üvey olduğunu biliyormuş. Ama Reyhan konusunda ısrar etmiş. Sizce neden? Bence bunun cevabını düşünün. Çünkü düşmanın istediğini bilmeden onunla savaşamazsınız.